buradan başlayıp gölün etrafını komple döndüğünüz zaman 124 kilometredir. Burası Kasım'ın sonu, Aralık'ın başı gibi donmaya başlar. Mart, Nisan gibi çözülmeye başlar. Balığımızı kendimiz gölden tutuyoruz. Tabii bu sırada da gelen bütün misafirlerimizi falan herkesi bekliyoruz. Adım Volkan, soyadım Polat. 4-5 yıldır turizm üzerine çalışıyoruz kendimiz. Çıldır Gölü kenarında restoranımız var, balık restoran. Kışları burada aktiviteler olarak at kızağı, kar motorlarımız var. Restoranımızda istediğiniz şekilde balığı falan da yiyebilirsiniz. Ayrıca turizm olarak biz burada çadırımız var, kıl çadır, burada salebimiz var. Doğal kuşburnu çayımız var, sobanın üstünde yapıyoruz. Kendimiz yıllarca bu işlerle uğraştığımız için herhangi bir sıkıntımız, sorunumuz yok. Tesisimiz sabah saat 8.30-9'da çalışmaya başlar. Akşam 5'e kadar bizim buraya gelen turlarla çalışırız. Kendimiz ayrıyeten burada sosyal aktiviteler olarak da şöminenin başında şöminemizi yakıyoruz. Kendimiz sabah saat 9'da buraya geliyoruz. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Balık yemek isteyenler olduğu zaman balığı kendimiz tutuyoruz. Bir gün öncesinden. Mesela şu gördüğünüz gölde biz buraya 2000 metre ağ atarız. Bu ağları tabii attığımız zaman da 5'er metre, 4'er metre kareler şeklinde delikleri açarız. O şekilde ağları atarız. Ve biz bu ağlardan genellikle haftada bir sefer 80 kilo, 90 kilo veya 100 kilonun üzerinde çok sarı balık çıkartırız. Balığımız lezzetlidir. Balığı tuttuktan sonra tabii bu hemen yiyilmiyor. Bu ikram edilmiyor. Sazan balığı olduğu için pullarını falan direktmen bıçakla alırız. Dilimleriz. İçini falan iki sefer yıkarız. Bunları bir gün suda yıkadıktan sonra biz bunları elekte bırakırız. İyice suları süzülür. Ertesi gün bunu tuzlama, tuzunun falan oranını hazırlarız. Çıldır Gölü'nün özelliği kışları buz tutması, yazları da Mart ayından sonra açılmasıdır. Şu anda bulunduğumuz rakım 1960'lardadır. Yani dünyada sadece bir yerde donan göl olarak bilinir. Ve biz de bunun üzerinde turizme yönelik atlı kızaklarla falan çalışmalarımızı devam ediyoruz. Gölünün özelliği o. Balıkların lezzetli olması da buzun altında yağlandığı için balıklar daha lezzetli olur. Göl gördüğünüz gibi bu taraflar şu ada, bu taraf şöyle suyun akıntı yönüdür. Buradan böyle ana harabelerin oradan Tuzluca'dan Aras Nehri'ne tökülür. Oradan da Rusya'ya. Tabii işimizi seviyoruz, insanları seviyoruz, gelen gidenleri seviyoruz, misafirleri seviyoruz. Bizim işimiz turizm. Bundan önceki hayatımızda da yine turizmle uğraştığımız için turizm farklı bir meslek. Tabii bu işi herkese yapamıyorsun. Bu bir ekip işi, takım işi. Kızakçılarımız olsun, biz olalım hepimiz. Restoranın içi olsun, aşçımız olsun, garsonumuz olsun. Hepsi bir grup işi olduğu için hep beraber daha güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bizi buraya gelen insanların gülmesi, eğlenmesi. Bizi en çok mutlu eden o. Yaptığımız hizmetin karşılığını alma. Ayrıyeten de yaptığımız hizmetten insanların memnun olması. En büyük sevincimiz o.